Kültür varlığı satılamaz mı başlığımız? Vatandaşların elindeki 100 yılı aşkın eserlerin yurt dışına satışını yasak olması sanat dünyasında krize yol açtı. Koleksiyoncu Mehmet Çebi yasak mantıklı değil antikaların değeri düşüyor dedi. Siz neler söylemek istersiniz? Valla her şeyi paraya tahvil ediyoruz. Yani olmaz böyle bir şey. Ben karşı çıkıyorum. Siz ben karşısınız. beyefendinin evet beyefendinin o görüşüne katılmıyorum. Hı hı. E bunlar tüccar tabii. satacaklar, para kazanacaklar hı hı. ya da para kazanalım diyoruz. Hayır efendim, turistler geliyor gene para kazanırsınız. Hı hı. Bunları pekala milli müzelerimizde sergileyebiliriz. Bu şekilde para kazanırız. Efendim satalım da para kazanalım değeri daha fazla düşmesin. Ne münasebet? Evet, Müzelerde hı. koyalım. Bunlar bizim tarihimiz bize bir şey hatırlatıyor. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Hayrettin Paşa'nın o köre şeklindeki e, deniz lambası şeyi var. Gaz lambası var. <laughs> deniz lambası var. Ya onu niye satıyorsunuz? Niye, niye satacaksınız? Yani onu koyun müzeye Turistler gelsin gelsin Aha. para versin. Bilhassa uzak doğu turistleri böyle şeylere bayılıyor. Kültür turizmi dediğimiz bir şey var. Efendim satalım da işte değeri kaybolmadan elinizde bulunmasın. Hı hı. Bize getirin biz vesile oluruz. Kendi kültürümüzü niye diyorsunuz satalım Ye, ama evet. bakın İngiltere'de açık artırma varmış. Evet. İngiltere'de açık artırma Koca Sinan'ın kandili satılıyor. Buyurun. Osmanlı'da 5 defa sadrazamlık yapan Koca Sinan Paşa'ya ait tombak denizci kandilinin aralarında olduğu tarihi Osmanlı eserleri açık artırma ile bugün satışa çıkarılıyor. Buyurun efendim. E, satılsın. E, İngiltere'nin umrunda değil ki onun değeri değil ki birisi kaçırmıştır ya da çalmıştır ya da oraya gitmiştir. Orada satılıyor müzayedede. Ama Türkiye'de olsa anlamlaşır. Hı hı. Yani bir, bir paşanın geçmişte hükümette, hükümet üyesi şimdi bugünkü bakanlar gibi bir paşanın Efendim bu şeyi bir yerde sergilenir. Evet. Turistler seyreder. Yine gelir, aynı şey kazanır diyorsunuz sen ya, illaki ya olay ben, para girmekse. Ben satalım. Sat, yani arazinin satmasında, tarlanın satmasında, evin satmasında diyorlar ya. Hı -hı. Nefret ediyorum Hı -hı. Ya. Evet. Ya gençler var, çocuklar var. Sonra demografik yapı değişiyor. Hı -hı. Ha ben demiyorum tabii ki daire yapacaksınız, satacaksınız. Bugün İngiltere'de her şey satılık. Yani adam keşanesini de satıyor. Hı -hı. Para kazanıyor. Tamam. Siz de satın daireyi şunu bunu birileri gibi efendim işte her şeyi Araplara satıyorlar. Hayır. Akdeniz'de de Ruslara satıyoruz. Hı hı. Efendim bu taraf bu taraflarda İngilizler almış, Fransızlar almış. Bunlar tamam bu işin ticari yönü. Ama arkadaş köydeki tarlayı niye satıyorsun? Ondan sonra bir müddet sonra bakıyorsunuz demografik yapı değişmiş. Hı hı ya bırak kalsın orada. Yani satıyor da kaç paraya satıyor? Yani affedersin senin hangi yarana merhem? Her şeyi elden çıkarmayın. İşte bugün insanlar ne diyor? Köye dönelim, kasabaya dönelim, hı hı. orada tarım yapalım, bostancılık yapalım, kendi kendimize yetelim. Buradakilere de gönderelim diyorlar. Dün nasıl şehirlerimizin taşı toprağı şeydi altındı, Altın. hep geldik doluştuk. Bugün de köy köy, mezra mezra diyoruz. Efendim kasaba kasaba diyoruz. Dönecek, dönecek ne evi kalmış ne tarlası kalmış birileri satmış. Hı hı. Yani bir satmak satma, ya niye satacaksınız? Ne kadar satacaksınız? Hı hı. Daha ne kadar satacaktınız? Biraz kalsın ya, dedeleriniz size nasıl bıraktıysa sizde de kalsın, torunlarınıza kalsın. <laughs> Değerlendirin efendim. Yani ben buna karşıyım.